Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. KYK Burs ve Kredilerinin en başından en sonuna kadar birlikte olacağımızı söylemiştim ve dün sizlere KYK Burs ya da öğrenim kredisi çıkanlar neler yapacak? Bununla ilgili kısa bir video hazırlayarak görüşlerimizi bildirmiştik, paylaşmıştık arkadaşlar. Bugünse sorduğunuz sorulardan yola çıkarak yeni ilave bir takım cevaplar vermek istiyorum. Çünkü bazılarını yazdım ama hepsini yetiştiremediğim için bu şekilde bir video aracılığıyla cevaplandıracağım. Şimdi ilk olarak 20 Aralık'a kadar bunu onaylayacağız. Ama onaylamadan önce tereddütlü olduğumuz noktalardan bir tanesi gerçekten faizler kalktı mı tekrardan gelebilir mi? Ya da taahhütname miktarı hesapladığımız miktardan farklı oluyor. Dün de söylediğim gibi taahhütname miktarını oradaki tutara takılmayın. O değişkendir. Değişir, o semboliktir arkadaşlar. Ve faiz kalktı. Evet. Bugünlerde faiz silindi. Geçmişte ödemeyen arkadaşlarımız için sadece bazılarında vergi dairesine düşenlerin gecikme faizlerinde sorunlar olduğunu bakan açıkladı. Onu da düzelteceklerini söyledi. Yani bu artık faizin tamamen kalktığını gönül rahatlığıyla alabileceğinizi gösteriyor. Yani KYK kredisi almak mantıklı mı dersiniz? Mantıklı, çünkü yıllar öncesinde bizim zamanımızda da böyleydi ve mezun olduktan sonra ne kadar süre içerisinde almışsan, 4 yıl boyunca almışsan 4 yıl boyunca ödeyeceksin ve okul bittikten 2 yıl sonra başlayacaksın ödemeye. Bu da 4 yıllık bir fakülte okuyan birini düşünürsek yaklaşık olarak 10 yıl demek. 4 yıl boyunca zaten ödemeyeceksin. 2 yılda ödemeyeceksin 6. Ondan sonra 4 yıl boyunca ödemeye başlayacaksın. Toplam 10. Böylece enflasyon ortamında bunun hiçbir kıymeti kalmıyor arkadaşlar. Öderken zorlanmıyorsunuz. Bunu hatırlatayım tekrardan. Bu bakımdan rahat oluyoruz. İkincisi, bursumuz krediye döner mi ya da kredimiz bursa döner mi sorularını da alıyoruz. Bir kere taahhütnameyi onayladıktan sonra artık önümüzdeki yıllarda tekrar burs ve kredi başvurusu yapamıyoruz. Bunu bir kere çok iyi karar verelim. Yani bu seneki krediyi ben almak istemiyorum. Seneye tekrar burs başvurusu yaparım diyorsanız eğer bu sene onaylamayacaksınız. Ama ona da pek de gerek yok aslına bakarsanız. Peki kredi aldınız, bunu bir daha bursa dönüştüremiyorsunuz. Sadece öncelikli öğrenci konumuna düşmeniz gerekiyor. Yani bunu da geçtiğimiz videolarda söylediğimiz gibi bir engelli öğrenciler öncelikli sayılıyordu. Bir de annesi ve babası vefat eden öğrenciler, Şehit Gazi yakınları, bu kategoriye düşenler sadece krediyi bursa dönüşmesi için müracaat edebiliyor. Onun haricinde dönüşmüyor arkadaşlar. Bu arada bursunuz krediye çok rahat dönüşebiliyor. Başarısız olursanız, en önemlisi yıl sonunda iki ortalamanız tutmazsa bursunuz Ekim ayında krediye dönüşüyor arkadaşlar. Bunu bilelim. Ona göre derslerimize daha bir sıkı çalışmakta fayda var. Bu arada krediye döndükten sonra tekrar başardım, bursa geri dönebilir miyim de olmuyor. Bu şekilde devam ediyor artık. Başarsanız da kredi olarak devam ediyor. Ve okulu uzayanların arkadaşlar bursları kesiliyor, kredileri de kesiliyor. Zaten okulu bırakırsak, okuldan atılırsak vesaire zaten öğrencilik haklarımız olmadığında burs kredi zaten alamıyoruz. Yine önemli bir soru, eğer yatay geçiş yapmayı düşünüyorsanız, yatay geçiş yaptığınızda düzgün bir şekilde vakti içerisinde, bir ay bir vakti var onun, burs kredi nakil başvurunuzu yaparsanız yeni okulunuzda yeni okulunuzun normal öğrenim süresi kadar toplamda burs ya da kredi alabiliyorsunuz. Nakil başvuru hakkınız var, onu söyleyeyim. Eğer dondurursanız kaydınızı, bursunuzu ve kredinizi dondurmak için dilekçe yazmanız da gerekiyor KYK'ya. Burası da önemli bir nokta. İptal etmeyin. Sadece dondurmak için dilekçe yazın. Taahhütname onayında merak etmeyin. Olmuş mudur, olmamış mıdır? Zaten onaylandıktan sonra görüyorsunuz. Onaylandığına dair son cümleyi oradan başarıyla olmuştur şeklinde bir cümle görüyorsunuz zaten. Bankadan mesajın gelip gelmemesini de çok da önemsemeyin. Bankadan mesajlar geliyor ve eğer en başta siz istemişseniz bankacılık işlemleri şifresini burs başvurusu yaparken işaretlemişseniz onun şifresi de size gelecek. Ama öneriyorum, mutlaka bankacılık işlemlerini açın. Açmamışsanız bile gidip bankadan açabilirsiniz. Çünkü bursunuz yatmış mı, kaç lira yatmış, hesap hareketleri nasıl, ne kadarını harcamışım, ne kadarı kalmış hepsini takip edebilirsiniz oradan. Bankart mobil uygulaması ve Ziraat mobil uygulaması, her ikisinin de olmasında tabii ki fayda var. Dün de söylediğim gibi kart size ulaşmamış olsa bile bursunuzda bir sorun olmaz arkadaşlar. Çünkü bursunuz karta değil, hesabınıza, sizin TC kimlik numaranıza, IBAN numaranıza yatırılıyor. Kart sadece bir araçtır. İstediğiniz hesabı istediğiniz karta bağlamak, tanımlamak yine sizin elinizde. Bu da Ziraat mobil uygulaması üzerinden bile yapılabilen basit bir uygulama. Burslarımız ne zaman ödeneceğine dair bilgiler geldikçe yine sizinle paylaşacağım. Bu 2550 liraları ilk defa alanların Aralık ayında alacaklarını tekrar hatırlatıyorum. Ocak'ta da 1250 lira olarak ayın 6'sı ile 10 arasında ödemeler yapılacak. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.